Şimdi siz faizli parayla beraber, faizli borçla beraber parayı sürdüğünüz zaman, bunu siz bir de bankalar üzerinden vatandaşa sunduğunuz zaman bu piyasaya faizle girmiş oluyor. Faizle girdiği zaman üretimdeki en büyük maliyet faizdir bugün. Şu anda %40'lar seviyesindedir. Minimum. %25 politika faizi, %40 reel sektör faizi. Tarım üreticisi, tüketici bu krediye ulaşmak için %40 faiz ödüyor şu anda. Şimdi bu %40 faiz ödeyecek. Bir de ürünü ithal, mazotu ithal, bilmem nesi ithal, gübresi ithal, her şey tohumu ithal. Bir de dolardan dolayı da %100'ler seviyesinde, %50'ler seviyesinde bir maliyet artışı yaşayacak. Ondan sonra diyeceksin ki biber niye pahalı? Domates niye pahalı? Patates niye pahalı? Neden pahalı olmasın ki? Parası faizli. Bütün girdileri, bütün üretim efendim unsurların hepsi ithal ve dolar endeksli. Ve dolar 3.70'lerden geçen sene bu sene çıkmış 5.30'lara. Bir ara 7.20'lere çıktı. Şimdi para, eğer siz Haydar Başbey'in bahsetmiş olduğu milli parayla tarımı desteklemiş olsaydınız. Nedir o? Yani senyorajla, sıfır faizle, hatta nedir? Tarım köylüsüne %50 avans vereceğim demişti Haydar Başbey. %50 avansla beraber tarım köylüsü üretimini yapsaydı, tohumu yerli, gübresi yerli, ilacı yerli olsaydı, mazottaki vergiler kaldırılmış olsaydı, nakliye efendim sadece tüpraş, yani şey fiyatı, vergisiz haliyle beraber nakledilmiş olsaydı, o domates, o biber, o soğan bize değil 2 lira, 3 lira, 1 lira, 1,5 liraya gelmiş olacaktı. Şimdi eğer sizler milli parayı kullanmazsanız, emek ve üretim karşılığı paranızı basmazsanız, siz dolaylı vergi almak zorundasınız. Siz mazottan %300 vergi almak zorundasınız. Çiftçinin her yaptığı işten vergi almak zorundasınız. Ekleniyor. Karşınızda devasa bir maliyet çıkıyor. Bir misalle bitiriyorum. Haydar Başbey'in her zaman misal verdiği bir konu var. Bir çuval mısır ekersiniz, 10 çuval mısır minimum elde edersiniz. Başlangıçta bir çuvalın karşılığı 1000 lira vardır. Siz 9 çuval daha ürettiğiniz zaman, yani 10 çuval mısır ürettiğiniz zaman 9 çuvalın parası yoktur. Devlet bunu basar, mısırın karşılığı 9 bin lira daha emisyonu genişletir. Şimdi devletin gelirini üretimden vergi almasıyla mı daha fazla gelir elde eder? Yoksa senyoraj geliriyle mi daha fazla gelir elde eder?